Bundan tam 58 yıl önce bugün Kıbrıs tarihinin en karanlık günlerinden birini yaşıyordu. Adayı Yunanistan'a bağlamak isteyen Eoka militanları yaptıkları katliamlarla gecenin karanlığını kızıla boyuyordu. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasında yapılan müzakerelerin ardından 1960'ta Rumların ve Türklerin ortaklığını esas alan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla Kıbrıs'taki İngiliz hakimiyeti fiilen sona erdi. Bu yeni cumhuriyetin anayasası Türklerin de haklarını güvence altına alıyordu. Ancak bu durum uzun sürmedi. Adadaki Türk nüfusu Megali İdea doğrultusunda Enosis'in yani adayı Yunanistan'a bağlama hayalinin önündeki en büyük engel olarak görülüyordu. 21 Aralık 1963'te Rum lider Makarios'un Apitas planı doğrultusunda Rum çeteleri Kıbrıs'ı Türkleri katletmeye başladı. Gözü dönmüş Eoka militanları Türklerin yaşadıkları mahalleleri ve köyleri hedef alıyor, çocuk yaşlı demeden karşılarına çıkan herkesi öldürüyordu. Tarihe kanlı noel olarak geçen bu acımasız saldırılarda 364 Türk hayatını kaybetti ve 103 Türk köyü boşaltıldı. İnsanlık tarihinin en acı olaylarından biri olan kanlı noelde çekilen görüntüler belleklerde silinmeyecek izler bıraktı. En çok da Türk alayında görevli tabip binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ve 3 çocuğunun banyo küvetinde hunharca katledildiği o görüntü. Bu olaylar yaşanırken binbaşı Nihat İlhan, yakılan köylerdeki Hristiyan ve Müslüman tüm yaralılara yardım etmek için görevinin başındaydı. Acı haberi olaydan 3 gün sonra duydu. Korku dolu gecenin yaşandığı o ev bu acı olayların unutulmaması için bugün Barbarlık Müzesi olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.